Merhaba dostlar. Bugün sizin için araştırdık bölümümüz kapsamında Güngör Motor'un aksesuar bölümündeyiz ve aksesuar satış sorumlusu Melih'le birlikteyiz. Hoş merhaba abi, merhaba. Merhaba Melih. Biliyorsunuz havalar ısınıyor ve yollarda daha çok motosikletli görmeye başlıyoruz. Hem yeni motosiklet alanlar hem de eski motosikletçi dostlarımız havayı güzel görünce kendilerini yollara atıyorlar. Biz de hem yeni kask alacaklar hem de kaskını yenilemeyi düşünenler için hem kaliteli hem de fiyatça daha hesaplı kask tercihi ne olabilir dedik. Şöyle bir kask raflarına göz gezdirirken bu kaskla karşılaştık. Evet Melih, bu kask hakkında bizlere ne söylersin? İlk etapta bayağı ilgimi çekti. Hem tasarımı olsun. Evet. Genel olarak LS2, hani ucuz fiyat ama bunun yanında kalite problemleri de olan bir kask gibi bir algı var insanlarda ama yani şöyle baktığım zaman böyle çok kalitesiz bir kask algısı bende oluşturmadı. Yani görüntüsünden ziyade abi zaten şimdi ürünü ben tanıtmaya başlayınca sen de anlayacaksın ki ürün hakikaten, daha doğrusu ürün demeyeyim de marka olarak bahsedelim. LS2 gerçekten kendini çok iyi anlamda geliştirdi. Evet. İlk çıktığı zamanlara göre. Şimdi LS2 bildiğin üzere İspanyol bir firma ama üretimleri Çin'de yapılıyor fakat fabrika çok büyük bir fabrika. Yani yaklaşık 8 kilometre, 5 kilometrelik devasa bir fabrikaları var ve hiçbir şekilde dışarıdan ham madde almıyor. Yani gördüğünüz kaskın bütün vidasından tut en ufak bir parçasına kadar her şey fabrikanın kendi içerisinde yapılıyor. Kendi içerisinde yapılıyor. Bundan dolayı ilk çıktığı zamanlarda tökezleme her markada olduğu gibi bunlarda da oldu. Feedbackler, geri dönüşler aldılar olumlu ya da olumsuz yönlerde. Buna göre kendini ciddi anlamda geliştirmiş ve kendini şu anda bence kanıtlıyor diyebilirim. Şimdi kaska gelecek olursak bu LS2'nin Challenger diye bir modeli. Hmm. Challenger deyince o Challenge'dan mı geliyor acaba? Yani açıkçası meydan okuyor diğer kasklara. Ya, olabilir. Yani çünkü şimdi dediğim gibi özelliklerini anlattıkça sen de ne demek istediğimi anlayacaksın ve kutu içeriği gerçekten çok zengin bir kutu içeriği var. Peki. En büyük avantajından bahsedeyim. Görüş açısı. Hmm. Bildiğimiz normal full face'lerde olan görüş açısında nedir? İşte kör noktamıza bakacağımız zaman kafamızı çeviririz. Aynen. Belli bir açıda. Ama bunda o kadar fazla o açıya çevirmenize gerek kalmıyor. Bu size ne avantaj sağlıyor? Hem kör noktama bakarken bir taraftan da gözümün kenarından yoldan gözümü ayırmamış oluyorum. Bu en büyük avantaj. Otomatikman güvenli bir hale geliyor sürüşünde. Artı şöyle göstermek gerekirse de şu gördüğün alan abi. Evet. Yani şöyle gör. Hı hı. Ciddi anlamda burada büyük bir, yani şöyle söyleyeyim sana, bir enduro kaskındaki görüş açısı bu kaskta da mevcut. Bundan dolayı kullanım tarzları, yani motosiklet tarzlarının hepsine neredeyse uygun. Ama en çok tabii ki üst seviyelerde, işte süper spor, yüksek süratli makinelerde kullanılabilecek bir kask. Fiber kompozit bir malzemeden üretilmiş bir kask. İçerisinde aramit var, korduro var, kevlar var, fiber var. Hani bunların hepsinin... Şey değil yani, termoplastik değil, değil asla mi? Asla yok. He. Çünkü LS2 şimdi eskiden vardı. Yani termoplastik kasklarını üretiyordu. Ama işte o dediğim araştırmalar, geliştirmeler, işte feedbackler üzerine nasıl daha iyi bir kask yaparız, işte içerisinde ne kullanabiliriz, malzemeleri böyle geri dönüşlerle geliştirdiler, güzelleştirdiler. Bu arada tasarımı MotoGP pilotlarıyla birlikte geliştirilmiş bir tasarımı var. Zaten göreceğin üzere arkada geniş bir spoiler var. Evet, aynen. Artı alt şöyle tarafta yine şöyle spoilerlerimiz var. Hı-hı. Yani burada da işte ne yarıyor? Bu yüksek süratlere çıktığın zaman rüzgar vurduğunda kafanın sallanmasını engellemek için yanlardan da bu şekilde spoiler geliştirmiş. Hem de hava akışını da bir şekilde sağlamak. Yani hem aerodinamiği sağlıyor. Tabii tabii. Hem de iç havalandırmayı da aslında. Evet. Yani sürtünme katsayısını minimize etmeye çalışmışlar, anladım, diyebiliriz. Anladım. Onun dışında anlatacağım şey, yine güvenlikten devam edelim. İçerisinde normalde diğer kasklarda ben görmedim, bilmiyorum sen gördün mü, ön kısmında reflektif alanlar var. Hmm. Yani bu ne demek? Karşıdan bir araç geldiği zaman akşam işte karanlığında herhangi bir ışık yokken aracın farı vurduğu zaman içeride reflektörler olduğu için karşıdan gelen kişi sizi rahatlıkla görebilsin diye. Aynı zamanda alt kısmında sana da şöyle, şöyle göstereyim. Evet, evet. Şurada gördüğünüz gri alan komple reflektörlü. Bu da yani
oturuş pozisyonunuz ne olursa olsun arkadan gelen aracın sizi çok rahat bir şekilde görmesini sağlıyor. İster bu şekil olsun, ister evet. dik olsun. Yani yatık pozisyonda bile yarısına yani bir de Allah göstermesin bir şekilde yere düştün motordan kaza yaptın falan. Tabii yani yerdeyken durum, de aynı öyle. Şekilde burada artı, acil parlama durum, sağlıyor. Evet. Artı yine güvenlikten devam edecek olursam bir kaza anında aşağıda yani daha doğrusu kaza yaptığımız zaman kaskı kafamızdan gelen kişi doktor için. Evet çıkarabilsin diye burada acil durum pedlerimizin altında aparatlarımız var. Buradan tutup çekildiği zaman, çektiğimiz zaman yanak pedleri direkt çıkıyor ve kask kafadan rahat bir şekilde çıkıyor. Çıkartmak için. Artı güvenlikten devam edecek olursak içerisindeki kayışlar dışarıdan perçinli abi. Bunun da sebebi kayışın hiçbir şekilde kopmamasını sağlıyor. Yani dıştan bir perçin olduğu için içeriden kayışın Anladım. Gelme ihtimali yok. Anladım. Havalandırmalarımız çok zengin. Önde bir tane çift kademeli. Üstte alında bir tane tek var. Şurada. Şu kısımda. Evet. Yukarıda yine iki tane var. Ve arkada iki tane de spoiler çıkışında hava çıkışı var. Şu mesela değişik geldi bana. Ben daha önce hani başka bir kask da var mı bilmiyorum ama tam şu alın kısmına oranın avantajı yani şurası var artı burası var. Evet, oranın avantajı şu. Yani üste göre farkı ne diye sorarsan üst taraf daha çok havayı içeri alıyor. Ya yani kafanın üzerindeki kısmı alıyor. Burası ise alın kısmıyla vizöre. Ön kısma. Valla vizör önemli, şöyle önemli. Şimdi ben Shoei kask kullanıyorum. GT'yi kullanıyorum. Şu an mesela kişinin en çok yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi artık buhu da değil de şey oluyor. Bildiğin ne denir? Islanıyor yani kaskın evet. şey. Yani buharının daha ilerisine geçiyor. Aynen. Bunun geçiyor. Avantajı da o işte. Artı evet. Yani şunun da avantajı var. Önden gelen havanın hem burun kısmından hem alın kısmından aynı şekilde gelerek ikisinin birleşiminden dolayı burada bu önleyici gibi bir şey düşünebiliriz. Abi onun dışında devam edecek olursam kilitli bir vizöre sahip. Yani bu ne avantaj sağlıyor? Yüksek süratlere çıkıldığı zaman ya da yine kaza anında vizörün açılmamasını sağlıyor. Şurada ön tarafında bir tane düğme var. Bu düğmeyi yukarı kaldırmadığın sürece bu vizörü açamıyorsun. Güzel. Yine çokça gereksinim duyduğumuz şey aslında güneş vizörü. Bunun içerisinde ekstradan bir güneş vizörü var. Mutlaka güneş vizörü istiyorum evet. aslında. Ve bayağı uzun. Yani ciddi anlamda hem görüş açısı geniş olduğu için çok büyük bir güneş vizörü yerleştirmişler. Ondan dolayı da güneşli sürüşlerde bayağı bir avantaj sağlıyor. Yine UV filtreli. Aynen öyle. Vizörden çıktı. UV filtreli ve yine bu önleyici şekilde antifog özellikle bir vizörü var. Vizör çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ondan sonra dediğim gibi yani LS2'den bu kadar böyle bir beklentim benim yoktu açıkçası. Bu arada bu kaskın karbonu da var. Yani karbon, direkt karbon olarak. Fiyatı biraz daha şey herhalde. Onun, daha tabii yani malzeme artışı için oldukça için. Evet, fiyat da artıyor. Ama yani şöyle baktığın zaman oldukça hafif. Yani şu yani. Zaten en büyük avantajı o. Yani içerisinde hem güneş vizörünün olduğu bir kaska böyle bir ağırlık bence çok büyük avantaj yani. Bayağı hafif yani ne diyor 1390 artı eksi 50 gram diyor aynen. ama hani hissiyat bayağı hafif. Kafaya taktığın zaman da o hissedilmiyor yani o ağır. Neredeyse benim Shoei kask kadar falan ki benimki fiber olmasına rağmen yani. Seninkinde de mesela güneş vizörü var içerisinde ve bundan daha ağır bir ağır. Yaklaşık bir 60-70 gram daha ağır bir hatırlıyorum. Devam edelim. Başka ne anlatabilirim sana? Şeyleri ne? Renk seçenekleri var mı? Renk seçeneği, 6 tane renk seçeneği var. Güzel. Bir tane düz mat siyah, bir tane bu şekilde böyle kırçıllı gri bir rengi var. Evet. Diğerleri daha desenli. Değişik bir desen yapmışlar. Evet. Altta böyle fırça izleri duruyor. Aynen öyle. Evet. Üzerine bir kaplama yapılmış. Yani bir eskitme vintage yapılmış gibi aynen. kask gözüküyor aslında. Güzel yani kaskın şeyini. Aynen öyle. Onun dışında kutu içeriği çok zengin. Yani ben açıkçası bunda genelde çok genelde insanlar kask alırken kutu içeriğine de dikkat ediyorlar aslında. Evet. Yani normalde ne çıkar içerisinden işte bir pinlock çıkar, işte bir tane taşıma kalıbı çıkar. Pinlock bile çıkmadı oluyor. Bile çıkmadı yani. Oluyor. Yani LS2'de mesela çoğu modelde yani çıkmıyor. Ben önceki kaskım LS2'ydi mesela. Onda pinlock yok. Aynen. Sonradan almıştım. Şimdi ondan da bahsedecek olursak bir kere o ne abi? Spora mı gidiyorsun yani? Şimdi abi bunu en son gösterelim. Peki. Önce içeri başlayalım. Tamam. Şimdi her zaman zaten her kaskta olduğu gibi bir tane taşıma kılıfımız var. Güzel. Ama bu kılıf yine çok kalın bir kılıf yapmışlar. Hani normalde LS2'nin kılıfları evet. o kadar kalın değil. Bu birincisi.
İkincisi dediğimiz pil lock çıkıyor içerisinden. Evet. Onun dışında altında görmüş olduğunuz taşıma standı var. Hmm. Bu şişirilebilir stand. Şişirilebilir stand. Evet. Aa, çok bunun güzel. Avantajı şu abi. U şeklinde. Yani normal mesela araçla bile ya da otobüsle seyahat ediyorsun sen. Bir boyun yastığı olarak kullanabiliyorsun aynı zamanda. Öyle bir avantajı da var. Anladım. İçerisinde bir de şöyle bir parçamız var. Bu ne? Bunu yanak pedilerinin üst kısmına yerleştirdiğim bir aparat. Gözlük takmak için. Ha, gözlükler kolay girip çıksın diye. Ama buna ihtiyacımız yok çünkü içerisindeki kanallar o kadar güzel yerleştirilmiş ki normal bir gözlüğünüzde... Yani RS2'de genelde o kanalı koyuyorlar ve evet. Ben önceki şeyimde kullanıyordum. Aha. O kullanışı yani, onda sıkıntı yaşamamış. Ya bu bir çok ekstrem olmuş yani. Zaten içerisinde çok rahat bir şekilde takılıyor. En sonunda bu işin babası da bu. Oo. Yani bu... Bunu da mı veriyorlar abi? Evet, bu abi. Direkt AV kutu içeriğinde birlikte geliyor. Bunun avantajı ne? Bakarsan vallahi şöyle bir şey, kalın bir malzeme. Ve yani şeye, esnek bir malzeme. Spora falan gidersin bununla yani. Rahat rahat. Aynen. Ayakkabını koyarsın. Aynen. Öyle bir şey için ya zaten sanki tasarlanmış. Evet. Ama asıl amacı şu. Bunun şimdi, amacı ne? Bu kaskı koyuyorsun değil mi? Evet. Şey? Kaskı koyuyorsun. Şimdi şöyle bir avantajı var abi. Bunun dediğim gibi izolasyonu yumuşak bir malzeme ve kalın bir malzeme olduğu için bir yere gittin. Ya süper spor makineye biniyorsun diyelim. En büyük sıkıntı nedir? Yer sıkıntı. Bunun içine kaskı yerleştirdin, üstünü kapattın, bunu bu şekilde alıyorsun abi, rahat bir şekilde taşıyabiliyorsun. Artı herhangi bir darbe vesaire bir şey olduğu zaman o içinde bulunan izolasyon malzemesi de darbelere karşı da kaskını korumuş oluyor. Başka söyleyeceğimiz bir şey, senin merak ettiğin bir şey var mı? Sormak istediğin yani bir şey var mı? Yani şimdi şöyle aslında, hani genel olarak kasklarda kullanıcıların, yani daha doğrusu benim mesela ilk aradığım şey, öncelikle benim kask aklıma geldi aslında. Ha, o kask, bakalım o mu? Ha, kask alırken öncelikle güvenlik açısı. Evet. Yani hani Allah korusun başımıza bir şey geldiği hı-hı. zaman kask beni ne kadar koruyacak? Aynen öyle. O önemli. Ama hani burada yaptığım araştırmalarda gördüğümüz zaman artık hani dünya çapında marka olmuş kaskların. Eğer yani nasıl denir, böyle plastik uyduruk bir şey almıyorsanız zaten artık bunların tamamen hani standart hale getirilmiş güvenlik. Tabii zaten gibi. Şöyle, bulunduğu ülkenin arkasında şey var. Zaten şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunun mesela üretildiği yerdeki güvenlik sertifikası arkasında. Evet, mevcut. Yani ECR22E5 var. Evet. İşte bu DOT olabiliyor. Üretildiği ülke ilgini kullanmış aynen olduğu öyle. Güvenlik sertifika standardı neyse, hangi kuruluş tarafından onaylanıyorsa. Bu arada şunu da belirteyim, şartla ilgili belki testlere bakmak isterler. Kask yeni bir kask olduğu için şu anda şartın şart sitesinde testi şart testi yok. Anladım. Ama dediğim gibi kendi bulunduğu ülkenin güvenlik sertifikası arkasında mevcut. Arkasında mevcut. Evet. Bir ikincisi benim aradığım havalandırma. Ondan da zaten bahsettim. Hı hı. Çünkü özellikle yazın kullanmayı düşünen dostlarımız için. Bol bol yazı var yani. Yani ter çok sıkıntı oluyor. Ha, benim ekleyeceğim şöyle bir şey vardı abi. Ses izolasyon muhabbeti. Heh, iki, onu da söyleyecektim. Yani, aynı şeyden demek ki. Üçüncüsü de ses abi. Aynen. Çünkü ben mesela ilk almış olduğum LS'nin FF320 idi yanlış hatırlamıyorsam. Bir uzun yol yaptım ve ondan sonra zaten kaskı da değiştirmeye karar verdim. Aynen. Çünkü gerçekten gidemiyorsunuz yani uzun yolda sesli bir kaskla. Tabii şimdi mesela kullandığım kaskı alma sebeplerimin başında da bu geliyordu. Evet. Çok yani neredeyse hiç ses duymuyorsunuz. Sana o zaman sorayım bu soruyu. Sen bu kaskı denedin. Şu anda GTR kullanıyorsun. İkisinin arasındaki ses izolasyon farkı sence nasıl? Vallahi bu daha ses. Yani bunu taktığınız zaman başınıza ses tamamen kayboluyor. Ya o beni çok şaşırttı mesela. Evet. Yani dediğim gibi bu kafanıza taktığınız zaman İçerideki ses direkt anlaşılıyor. Bir şey daha fark ettim ben bu kaskta taktığım zaman. Mesela benim şu yanak kısımlarım biraz böyle dolgun. Evet. Kaskı taktığım zaman şuralardan çok sıkıştırma yapıyor. İçeridekiler hipoallerjenik bu arada. Sökülüp yıkanabiliyor. Yani bunda öyle bir hissiyat oluşmadı. Biraz daha şuralarım İç daha rahat. İç petleri çok geliştirdim. Petlerle ilgili herhalde. Evet, ciddi yani anlamda geliştirdim. Verdim olmasına rağmen o rahatsızlığı yarattı. Evet. 3 kabuk yapısına sahip. X small'da bir kabuk, işte medium large bir kabuk, X large 2 X large'da bir kabuk şeklinde değişiyor. Söyleyeceklerim benim bunlar abicim. Tamam abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bilgilendirme için. Biz yine zaman zaman böyle fırsat buldukça seni ziyaret eder. Dostlarımızı, Hayat Motorla Güzel takipçisi dostlarımızı. Mağazamıza bekleriz. Mağazamıza zaten bekleriz. Pendik 10'da, Güngör 10'da, Güngör Motor. Aksesuar bölümünden
Melih Bey'i bulun. Hayat Motorla Güzel vasıtasıyla geldik deyin size. Yardımcı olsun. Evet dostlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hala abone olmayan dostlarımız varsa abone olmaya bekliyoruz. Ve bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına uyarı işaretlerine, uyarı çanına basmayı unutmayın diyoruz. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.